Herkese merhaba, ben Muhammed. Malum 21.1 sürümü güncellendi ve Aralık ayının 3'ünde bu güncellemeye dair notlar önümüze düştü. Şöyle ki bu video neler içercek hemen başta onu söyleyeyim. Ekranda da görmüş oluyorsunuz. Night Rider Quest, soğuk yarışmalar, daha doğrusu bu buz kestiren maceralar gibi bir ismi var sanırım. Bu oyunun dördüncü yıl dönümüyle ilgili etkinlikler ve ittifak görevinin yani Kingpin'in harita altısının revizyonuyla alakalı her şeyi içerecek diyebilirim. Ayrıca sağda solda göremeyeceğimiz oyun datalarından alınmış birkaç tüyü de içeriyor diye önceden söyleyebilirim. Spoiler vari. Şöyle ki buradan devam etmek istiyorum. Okuyanınız belki vardır. Ben belki biraz daha farklı bir şeylere değinirim. Yine az önce söylediğim gibi bu 21.1 sürümü 3 Aralık'ta güncellenecek ve önümüze gelecek arkadaşlar yeni macerayla. Night Riders Quest yani Gece Yolcuları macerası e, geliyor bu ay önümüze. Ve iki ayrı e, daha önce de belirtilmişti. Night Thrasher ve Dark Hawk diye iki karakter gelecek e, bu ayki macerada. E, bunlarla ilgili bir hikayesi var ama şimdi bu videoda ona hiç girmek istemiyorum. E, neyse iki yeni karakterimiz var. Yani bunlar e, iyiler yanlış hatırlamıyorsam. Devam edelim. Günlük macera geliyor bu ay önümüzdeki ay içinde ve buz kestiren mücadeleler diye geçiyor adı. Az önce de gene ona benzer bir şey söylemiştim. Bunun içinde tabii ne kazanacağız, ne alacağız henüz e, tam emin değilim. Hani onunla ilgili içindeki ödüllerle ilgili bir bilgi vermişler ama şöyle bir dipnot düşmüşler. E, bu maceraya e, girerken Night Thrasher'ın aygıtından almanız gerekecek kesinlikle diyor. Ee, biraz şey bir e, nasıl diyeyim. Neydi o. Ee, heh, şurada hararetle ilgili biraz espiritüel bir şey almışlar. Yalnız diyor bu aygıt öyle kusursuz işlemiyor diyor. Hararet yapıyor diyor. Demek istedikleri şu. Her macera girişinde bunlardan bir tanesine mutlaka ihtiyacın olacak diyor. Yani Night Treasure aygıtı diye. Bir şeyi bulacağız veya alacağız neyse bununla bu maceralara günlük olarak gireceğiz. Henüz tam olarak nedir ben de kestiremedim. Ama günlük maceralar geçmişten de tecrübeyle muhtemelen 5 yıldız parçaları, alfa parçaları o tarz bir şeyler verecektir diye düşünüyorum. Urnuva yazdığı şey turnuva arkadaşlar. Turnuva e, 4 yaşına giriyor. 4. yılını dolduruyor. Her yıl olduğu gibi e, bu yılda e, ünvanlar verilecek. Onun haricinde 4. yılın anısına da etkinlik takvimi, kristaller ve daha pek çok sürprizler sizi bekliyor diyor. E, bu hiçbir yerde açıklanmadı. Ben ufak da olsa gireceğim. Bunun haricinde o gelecek kristallerin içeriğiyle ilgili başka bir video daha çekeceğim. Ee, mesela burada hangi ünvan olduğunu söylememişler arkadaşlar. Ben onu işte bu datalardan e, e, bulmuştuk. Şöyle ki İngilizcesi Ancient One. Ee, bu 4 yıldır bu oyunu oynayan kişilere Ancient One diye bir ünvan gelecek. Ee, çevirisi biraz İngilizce ne onun adı? Eskilerden biri mi? Eski biri mi? O tarz bir şey. Fakat bunun bir önemi var arkadaşlar. Şöyle ki hemen açayım biraz gülelim. Bizim Doktor Strange'in parmakları bu hale gelmişti filmde arkadaşlar. Daha sonra taş kamar ya da kamar taş diye bir yere gidiyordu. Orada da evet şu neydi bunun adı Tilda Swinton. Buradaki Ancient One buna deniyor Marvel dünyasında. Fakat bir dipnot daha geçeyim. Bu normalde filmde bazı şeyleri değiştiriyorlar. Burada mesela Dormammu ile anlaştığını, ölümsüz olduğundan falan bahsediyorlardı. Aslında bizim bu ablamız, daha doğrusu işte bu amcamız diyelim. Orijinali bu arkadaşlar onu da söyle, söylemiş olayım. Hiç öyle Dormammu ile anlaşma gibi filmdeki acayip antin kutin şeyler yok. O tamamen sinematik evrendeki bir değişkenlik diyeyim. Çizgi dizide böyle bir şey yok. Ancient One buna deniyor ve dördüncü yılın ödülü de bu ünvan olacak. Bilmeyenler veya filmi izlemeyenler için de Doctor Strange e, ne onun adı? Supreme. Ne Supreme'di? Şu an tam aklıma gelmedi. İşte son seviye Supreme olmasına yardımcı oluyordu. Filmdeki şu karakter zaten. kel falan da değil sakallı bir amca dedi. Neyse devam edelim. Ancient One buralarda yazmıyordu. O başka bir yerden geldi. Hazır gelmişken orada hadi söyleyeyim. Yan tarafta zaten görüyorsunuz. Önümüzdeki ay gelecek olan yeni profil resimler arkadaşlar. Bunlar da hiçbir yerde yok. Datalardan çekilmeler. İşte Demir Adam geliyor. Kaptan Amerika geliyor. Punisher'ın e, sembolü geliyor. Şimdi şunlar bir klıklı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar krediyleydi ama cüz'i bir miktarda. Muhtemelen 125 krediydi. Ve kank geliyor arkadaşlar. Bu muhtemelen 500 kredi olacak. Güzel de bir şey yapmışlar. E, bir de bu aya özel e, bu ayın sonunda mı gelir artık? Başında mı gelir bilmiyorum. Aralığın sonunda ocağın başında e, neydi o dörtlünün adı? Şu an tam aklıma gelmedi. Eee... Bulacağım. Ne 400 Bir saniye ya. Şu an e, özür dileyerek de bekletiyorum. Dörtlü yazacağım. Sonra da Marvel diyeceğim. Muhtemelen düşük. Aklıma gelmeyince sinir oldum kendime. Ha, fantastik dörtlü. Beklettiğim için özür dilerim. Fantastik dörtlünün gelmesinin anısında sanırım bu dört rakamını da getiriyorlar. Bu da yine bir k altına alınacak sanırım. Bunlar ekstra bilgiydi. Sağda solda göremeyeceğiniz, şey da atayım benim kanalımda bulacağınız falan diyeyim. Neyse devam edelim. Kingpin 6. haritası düzenleniyor. Daha önceki videolarımdan birinde de bahsetmiştim. Yakın zamanda değil ama... Sezonun ortalarına doğru bir şeyler yapacaklarından. minimoslar değişiyor arkadaşlar. Mephisto ve Yondu geliyor. Void'di yanlış hatırlamıyorsam. Miniboss şu an değişiyor. Onun haricinde... Miniboss'tan bahsetmişler ama... Baştan sona... Güncellenecek diye bir şey yazıyor. Yani... Birazcık daha zorlaştırmışlar 6'yı. Bu arada 7'nin de geleceğinin duyurusu yapıldı. Testleri yapılıyor. Kim bilir belki önümüzdeki aylarda onunla, o da aktif olacaktır. Artık 6. map muhtemelen e, eskisi kadar belki kolay olmayacaktır. Zaten 6'yı sürekli oynayan arkadaşlar için de çok zor olacağını düşünmüyorum hatalar ve iyileştirmeler var yine bu güncellemede. Onu buradan okumayacağım. Burada eksik. Ben biraz forumda dolandım. Şurada sanırım yanlış hatırlamıyorum. Evet burada daha fazlası var. Orada biraz eksik hali vardı. dur da yazmışlar ama eksik. Ee, şöyle ki Hulk Ragnarok'un bir e, kabiliyet tanımındaki %70'lik %0'lik. Yani burada bir görsel hata varmış. Onu düzeltmişler. Juggernaut'ın İki tane durdurulamayan buff'ın aktif edememesi gibi bir sıkıntı varmış, onu düzeltmişler. Sonra masakrenin bir yanlış yönlendirilmiş yeteneğinin metniyle alakalı sıkıntı varmış, onu düzeltmişler. Medusa'yı bir tık düşürmüşler gibi ama hani çok da bir şey değil. Şöyle, Medusa'nın bir öfke kazanacağı ve bir sonraki vuruşu otomatik olarak engelleyeceği bir sorun varmış. Onu düzeltmişler. Ben okuyor okuya gidiyorum zaten. Mephisto'nun yetenek doğruluğuyla ilgili e, rejenerasyonda tetiklemeli alakalı bir e, bir kez öldürme darbesinde bir sorun oluyormuş. Onu düzeltmişler. E, Red Omega'da e, ölüm sporları ve ölüm tarlasının hasarıyla alakalı bir e, metin eklemişler. Venom'da Örümcek Adam Klasik ve Miles Morales'in e, Nemesis sinerjisi, bu sinerjinin olduğunu ben de bilmiyorum. Kopyalıyormuş sanırım. Bunu düzeltmişler. Şu sürekli kaçma muhabbetimi emin değilim. Onun haricinde bir e, ittifak Savaşı'nda kullandığımız %5, 8 ve 12'lik bostlar vardı. Özel hasarı arttıran. Bunlar sanırım çalışmıyormuş. Onu düzeltmişler. Ancak aklara başına gelmiş. Benim de sık sık başıma gelen oyun bazen kafa yiyordu. MSID şeklinde alttan treli böyle acayip acayip şeyler yazıyordu. bir hataydı. Bu bununla alakalı sorunlar düzeltilmiş. Sonra bir de bu yeni gelen profil pik 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 resimleri ile alakalı bazı baklar vardı menülerde falan. Onunla ilgili iki tane bir şey olmuş. Onları düzeltmişler. Dördüncü kademe sınıf katalozör ticareti dediği bu üç tane verip bir tane aldığımız muhabbet. Bunu Uncollected'a ve Fatih dediği sanırım isyanı bitirenler içindi. Sadece onlara sanırım artık verecekler. Daha alt kademedekiler yanlışlıkla sanırım satış yapmasın zaten oyunu bilmiyorlar diye. Onlara da böyle bir şey yapmışlar. Çok oldu mu? Bir saniye. Şöyle şuraya tekrar açabilirsem inşallah göstereceğim. Şimdi Night Riders zaten aylık macera alacak. Ondan bahsettik. Yeni gelecek iki karakterden bahsettik. Günlük macera işte buz adam buz adam olacak sanırım. Ama arkasında tabii son bölümünde Night Riders o da kitli falan yazıyordu. Ondan bahsettik. Dördüncü yıl dönümüyle ilgili başka yerde bulamayacağınız. Güldürelim biraz. Spoilerlar verdik. İttifak ittifak göreviyle ilgili harita altının güncellemesinden bahsettik. Onun haricinde düzeltilen baklardan bahsettik. Yeni gelecek profil picture'ların resimlerinden bahsettik. sanırım daha fazla bir şey kalmadı. Sadece burada şöyle ki geri geleceğim. Turnuvanın 4. yaşına girmesiyle ilgili ha söylemediğim şu var. Şifa salonları ve şans salonları ile ilgili bir şey diyor. Şifa salonu dediği şifa deh, dehliz ya da delhis söyleyemiyorum şu an hangisi ise. İçine girip hiçbir şey yapmayıp bir sürü diriltme kazandığımız yer. Sanırım bu aktif olacak. Bu şans salonlarından emin değilim ama ona eş olarak geldiği için altın macerası olabileceğini düşünüyorum. Bundan emin değilim onu tekrar edeyim. bu turnuvanın 4 yaşına özel bir de bu gelecekmiş. Ee, haricen e, bu etkinlik takvimi e, yani bu bu aya özel bir takvim gelecek onunla ilgili sanırım bir şey var ee, yine bir e, başka açıklanmayan henüz e, gündönümü oldu ama e, ne onun adı takvime düşmeyen şey söyleyeyim bu ayın giriş takvimi. E, Hirosu Kork olacak arkadaşlar. Bu da yine datalardan gelen bir bilgi. Henüz bir forumlarda bir açıklama yok. Yani ayın 27. günüydü yanlış hatırlamıyorsam. 3 veya 4 yıldızlı Kork elde edebileceksiniz. 4 çıkarsa savunmada işinizi görebilir. Ee, tek bahsetmediğim kısım e, kristaller. Ondan da şöyle bahsedeyim. Gifted kristallerle alakalı bir şey var. İçeriği biraz fena değil... Ona ayrı kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun sonunda belki onu da görebilirsiniz. Geri kalan her şeyden sanırım baya bir bahsettik. Bu arada az önce söylemediğim bir şey vardı. Ayagon'un da menülerde tek kollu değilmiş. Artık <laughs> tek kollu görünecekmiş bir görüntü düzeltmesi yapmışlar. Sanırım buraya kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esen kalın. Kendinize çok iyi bakın.